Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Sizlere tarihte yaşanan trajedik bir olayı anlatacağım. Baca temizleme tarihinde korkunç bir dönem olduğunu biliyor muydunuz? İngiltere'de yaklaşık 200 yıl önce çocuklar baca temizliğinde kullanıldı ve kurum dolu bacaların içinde tırmanmaya zorlanan bu küçüklerin yaşamları kabus gibiydi. Küçük çocukların kullanılmaya başlaması, 2 Eylül 1966 tarihinde yaşanan Londra yangını sonrasında büyük bir hasardan sonra yangın söndürülebilmişti. Fakat ardından bir daha olmaması için şehir bina yönetmenliğince yeniden düzenlenmişti. Şömineler dar bacalarla inşa edilmek zorunda kaldı. Kullanımdan sonra bacaların tıkanıklıktan kurtulmasını sağlamak gerekiyordu. Bunun için de bacaları temizlemek için küçük çocukları kullandılar. Küçük çocuklar yoksulluk çeken anne ve babasından çırak olarak satın alınıyordu. Ama gerçek böyle değildi. O bir köleydi aslında. Baca süpürgesi olarak kullanıyorlardı. Ve bu çocuklar maalesef sadece orta yaşa kadar yaşayabiliyordu. Sadece 18 inç genişliğinde bacaları temizlemek için bu çocukların bacaları süpürmeleri gerekiyordu. Bazen ustaları ellerindeki süpürgeyi ateşleyerek bacaya sokarlardı. Baca temizliği için ideal yaş 6 idi. Ancak bazen 4 yaşında çocuklarda kullanıldı. Sırtını, dirseğini, dizlerini kullanarak bacayı süpüren bu çocuklar zirveye ulaşınca aşağıya doğru kayar ve ustası için kurumları toplardı. Bunu satıp para kazanırlardı. Fakat çocuklar yaptıkları ağır işten para alamazlardı. Bu işi yapmanın sağlık etkileri çok yıkıcı oldu. Kemikleri tam gelişmeden şekil bozukları oluştu ve en önemlisi akciğerleri hastalandı. Gözleri iltihaplanırdı. Endüstriyel kanserin ilk kaydedilen biçimi baca temizlemelerinde ortaya çıktı. Tüm bunların dışında bacaya sıkışan çocuklarda ölümler oldu. George Brewster, iş kazasında ölen son baca fırçacısı oldu. George, gözlerine dolan kurumu silmeye çalıştıkça, gözlerinin içine akan yaşlar yüzünden sanki katranla kaplanıyordu. Seçenek sunsalar, nefes almakta çektiği güçlüğe bile razı gelirdi o anda. Hiçbir şey görememek onu paniğe sürüklüyor ve avazı çıktığı kadar ağlıyordu. Ağladıkça kurum gözlerine daha çok doluyor ve daha çok paniğe kapılıyordu. Omuzunu ve kafasını sıkıştırdığı menfezden kurtarmaya çalışırken aşırı güç kaybetmiş, kömür kokusu nefesini kesmiş, yardım çığlıklarına da hiçbir karşılık alamamıştı. İşte bunun içinde ağlaması. Ancak ağlamasını durdurması gerektiğinin bilincine vardığında da bıçak gibi kesmişti zırlamayı. Çünkü gökyüzünü görmek istiyordu. Kendisini kurtarmaya gelen olursa onları görmek istiyordu. Gökyüzünü görürse daha fazla dayanabileceğini hissediyordu. 12x 6 inç bir baca menfezinde son nefesini vermek istemiyordu. Geçen hafta 9 yaşında bacadan şömineye düşerek ölen Michael, 1 yıl önce kusmuğunda boğulan Christian, tam da 4 yıl önce 6 yaşındayken ölen Mary gibi yok olup gitmek istemiyordu. Çok şey istediği söylenemezdi elbet. O daha 12 yaşındaydı. Evet, George 1875 yılında henüz 12 yaşındaydı. 1863 yılında Londra'nın fakir bir kenar mahallesinde doğmuş ve zavallı annesi kısa bir süre sonra hastalanınca George'u kendi kardeşi William'a emanet etmişti. William da diğer kardeşi John'a, o da meşhur baca temizleme ustası, başka bir William'a teslim etmişti. O dönem için sıradan bir olaydı bu. Fakirsen baca fırçacısı olursun. Tartışılacak pek fazla bir yanı yoktu bu durumun. William, kan emicinin tekiydi elbet. Dedesinden el aldığı bu meslekte neredeyse Londra bacalarının 1/3'ünü kendi baca fırçacısı ordusuyla temizliyordu. Bir nevi köle sahibi, çiftçi aristokrat Sisi'ne benzetilirdi durumları.
Dedesi de kendi babasından devralmıştı baca fırçacısı ordusunu. 1966 yılında 4 gün süren tüm Londra'yı kasıp kavuran Büyük Londra yangınından sonra getirilen bu kural ile bacaların çapı en fazla 45 santim olacak şeklinde ufaltılmış ve periyodik temizlik zorunluluğu getirilmişti. Daraltılan bacalara girmek için gereken cüsse elbette bir tek çocuklarda vardı. Altı hatta bazen 4 yaşındaki çocuklar baca ustaları tarafından satın alınır ya da kimsesiz olanları bedavaya köle yapılırdı. Ellerine verilen fırçalardan dolayı baca fırçacısı adını alan bu çocuklar bellerine bağlanan ipler ile bacalardan sarkıtılır ya da baca altına girerek yukarıya doğru küçük bedenleriyle ilerlemeye çalışırlardı. Baca içinde aylaklık yapmasınlar diye alttan şömine yakılırdı. Çoğunlukla el ayak diz sırt marifetleriyle baca içinde ilerleyen çocukların her tarafları parçalanırken üzerlerine dökülen kurumdan, alttan gelen dumandan dolayı ciğerleri kısa sürede iflas ederdi. Sabahtan akşama kadar çalıştırılan, kurum topladıkları çuvalların üzerinde uyutulan, yılda 3 kez yıkanmalarına ve de sadece 1 Mayıs günü tatil yapmalarına izin verilen baca fırçacıları elbet bu koşullara dayanamaz ve pek çoğu 20'li yaşların başında hayatını kaybederdi. George kendi durumunun çözümlenmesiyle falan uğraşmıyordu elbette. Çözümlenmenin ne olduğu hakkında en ufak bir bilgisinin olduğu da söylenemezdi. Vücudundan kan, ruhundan can çekiliyordu. Lanet olasıca William bu sabah kendisini Cambridge'deki Fulbourn Hastanesi'nin bacaları yerine yağlı bir zenginin evindeki şömine bacasına götürseydi başına bunlar gelmeyecekti. Tam 3 baca vardı temizlemesi gereken ve bacalar arası geçişi sağlayan kısacık bir menfez. İşte o menfezde sıkışıp kalmıştı saatlerdir. Dayanacak takatı da kalmamışken dışarıdan duyduğu sesler bir anda gözlerini açmasına neden oldu. Gözleri yandı ki ne yandı ama bu sefer ne ağladı ne de tekrar yumdu kömür karası gözlerini. Kulaklarını kabartıp nefesinin yettiğince buradayım, buradayım diye bağırabildi birkaç kez cılızca. Derken baca duvarının büyük bir gürültüyle yıkıldığını gördü. O kömür karası gözleri. Biraz sonra bir kalabalık başına üşüştü. İşlerinden kendisiyle ilgilenenin doktor olduğunu anladı. Hayatında ilk defa bir doktor görüyordu. Doktor ağzını, burnunu ve gözlerini kurumdan temizledi. Rahatlasın diye bir şişe su verdi eline ve etraftakilere sıcak bir banyo hazırlamaları için emir verdi. George son bir güçlükle doktora tutundu. Benim adım George, 12 yaşındayım, baca fırçacısıyım ve yaşamak istiyorum dedi. Hikayenin sonunda George iş kazasında ölen son baca fırçacısı oldu. George'un ölümü yıllardır biriken tepkiyi ateşledi ve bir işaret fişeği gibi işlevi gördü. Baca fırçacılığı yasaklandı. Yeni bir kanun çıkartıldı ve William 6 aylık ağır bir cezaya çarptırıldı. Kendi tarihindeki bu olayı utanç sayfası olarak okuyan İngiltere, bugün çocuk işçiliği besa sorun olmaktan çıkmış durumda. Evet arkadaşlar, bir yaşanmış olan hikayemizin daha sonuna geldik. Bu tarz hikaye ve yaşanmış olayların devamı için kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Farklı bir hikayemizde tekrar görüşmek dileğimle. Hoşça kalın.